Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralama yapacağız. Dersin sonunda sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamayı çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Defteriniz önünüzde ise not tutmaya başladıysanız haydi başlayalım. Matematiğin bir dili vardır çocuklar. Bu da işaretlerdir. Problemlerde, işlemlerde problemlerin ve işlemlerin bize ne anlatmaya çalıştığını biz işaretlere bakarak anlamaya çalışırız. Bu işaretlerimizden birisi de sayıları büyükten küçüğe doğru sıralama yaparken büyük dil işaretidir. Büyük dil işaretini tahtaya çizerek dersimize başlayalım. Büyük dil işareti sol tarafındaki sayı büyük, büyük sayılar, sağ tarafındaki sayılar ise küçük sayılardır. Bir örnekle bunu gösterelim. 25, 15. Okuma yapalım. 25 büyüktür 15'ten. Bu işarete geldiğimizde büyüktür demeliyiz. Neden? Çünkü bu bizim büyüktür işaretimiz. 25 büyüktür 15. Şöyle baktığımızda şeklin geniş olan kısmı ağzı açık olan kısmındaki sayı büyüktür. Dar olan kısmındaki sayı ise küçük sayıdır. Küçükten büyüğe doğru sıralama dersinde de bundan bahsetmiştim. Bu sefer bu şekil tam tersine döndü. Sol taraftaki sayı büyük, sağındaki küçük sayı. Büyük sayının tarafındaki şekil daralarak küçük sayıya doğru gidiyor. Dar taraftaki sayı küçük, şeklin geniş olduğu tarafındaki sayı ise büyük sayıdır. Bir de hayali bir çizgi çekerek sayımızı B harfine benzetebiliriz. Şu çizgiyi çektiğimizde dikkat ettiyseniz B harfine benzedi. Küçük B'yi. Büyüktür yazısı da büyüktür de B ile başladığı için biz burada rahatlıkla bu şeklin büyüktür işaretinin şekli olduğunu anlayabiliriz. Bakın hayali bir çizgi çektim. Hangi harfe benzedi? Küçük b. E büyüktür de b ile başladığına göre bu bizim büyüktür işaretimiz. Tabi bu çizgiyi isterseniz kendiniz de çekebilirsiniz. İsterseniz hayalinizden kafanızdan o şekli çizip bunun küçük b olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi bunu anladıysanız birkaç örnekle konumuzu pekiştirelim. 3 basamaklı sayılarla başlayalım. 546, 670, 800. 92. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarken ilk bakacağımız basamak yüzler basamağı. Büyükten küçüğe doğru sıralama yaparken sayıların yüzler basamağına bakıyoruz. Birler ve onlar basamağı değil sakın karıştırmayın. Birler ve onlar basamağına bakarsanız yanılırsınız. Çünkü basamaklarda sayının büyük mü küçük mü olduğunu belirten sayı en soldaki sayıdır. Yani basamağı en büyük olan sayı. 3 basamaklı sayılarda da basamak değeri en büyük olan sayı hangisidir? Yüzler basamağı. Bakıyoruz. Birinci sayıdaki yüzler basamağı 5, ikinci sayıdaki 6, üçüncü sayıdaki 8. Hangisi büyük bu sayılardan? 5 mi, 6 mı, 8 mi? Evet 8 büyük. O zaman bizim en büyük sayımız 892. 892 en büyük sayımız büyüktür işaretini koydum. 892 büyüktür diğer gelecek sayılardan. Bakalım diğer büyük sayımız hangisi? bunu kullandık. 670 mi büyük, 546 mı? Yüzler basamağına bakıyorum. Yüzler basamağı büyük olan en büyük sayıdır. 6, 5, evet 670, 6 daha büyük olduğu için 670 ikinci büyük sayımız. O da büyüktür. En sona kalan 546. Evet çocuklar çok basit bir şekilde büyükten küçüğe doğru sıralamamızı yaptık. 892 büyüktür 670'ten o da büyüktür 546'dan. Birkaç tane daha örnek verelim. 4 basamaklı sayılardan örnek verelim. 3206, 4575, 3202. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Bakıyoruz. 4 basamaklı sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarken binler basamağına bakıyoruz. Binler basamağı büyük olan sayı en büyüktür. Bakalım binler basamağına 3, 4, 3. Burada binler basamandaki sayılardan hangisi daha büyük? Bravo. 4 sayısı daha büyük. O zaman 4575 sayısı en büyük sayıyı oluşturur. Büyüktür işaretimizi koyduk. 4575 büyüktür. Bu iki sayılardan. Bu iki sayılardan da en büyük olan hangisi? 3206 mı? 3202 mi? Bakıyoruz. Binler basamağı aynı. 3, 3. Telaş yok. Yüzler basamağına bakıyoruz. 2, 2. Yüzler basamağı da aynı. Onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağı, onlar basamağı da aynı. Yine telaşa kapılmaya gerek yok. Daha birler basamağına bakacağız. Birler basamağı farklı. Bu sayıda 6, bu sayıda 2. 6 mı büyük, 2 mi büyük? Bravo, 6 daha büyük. O zaman benim en büyük sayım 3206. Diğer büyük sayım 3206 ardından gelen büyüktür ardından gelen sayı da en sonuncu büyük sayıyı oluşturuyor. Yani bu sayılardan en küçüğü. 4575 büyüktür. 3206 büyüktür. 3202. Şimdi karışık örnekler verelim. 3 basamaklı, 4 basamaklı, 5 basamaklı olsun. 28300 4260 580 4269 Sıralamamızı yapalım. Şimdi çocuklar sıralama yaparken basamak sayılarına bakıyorum. 4, 3, 4, 5 basamaklı. Basamak sayısı en fazla olan en büyüktür. Hiç birler basaman, onlar basamağı, yüzler, binler basamağına bakmaya gerek yok. Burada basamak sayısı en fazla olan en büyük sayıdır. Basamak sayısı en fazla olan sayı hangisi? 28.300. 5 basamaklı bir sayı olduğu için en büyük sayımız oluşturuyor. Yazıyoruz. 28.300. Büyüktür. Hangi sayıdan? 4260 mi? 580 mi? 4269 mı? Burada 4 basamaklı, 3 basamaklı, 4 basamaklı sayılar var. Ha, benim en küçük sayım 3 basamaklı. Onu eledim. Diğer büyük sayıları 4 basamaklı sayılar arasında arayacağım. Binler basamağına bakıyorum. 4, 4 aynı. Yüzler basamağına bakacağım o zaman. 2, 2 aynı. O da aynıysa onlar basamağına bakıyorum. 6, 6. Onlar basamağı da aynı. O zaman birler basamağına bakıyoruz. 0, 9. Birler basamağı farklı. Hangisi büyük? 0 mı 9 mu? 9 daha büyük. O zaman benim ikinci büyük sayım 4269. O da büyüktür. İkisi arasında aradığım için bu sayıdan sonra gelecek olan büyük sayı diğer sayıdır. 4260 o da büyüktür. 3 basamaklı sayı 580. Basamak sayısı en fazla olan en büyük sayımız oldu. Basamak sayısı en az olan en küçük sayımız oldu. Aradaki sayılar da diğer büyük sayılarımız. 28.300 büyüktür. 4.269 büyüktür. 4.260 büyüktür. 580. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Ardından dersi bitirelim. Sayılar aynı olduğunda bu sayılar eşit sayılardır değil mi? Örnek verelim. 560, 560. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayabilir miyiz? Bakalım. Yüzler basamağı aynı. Onlar basamağı aynı. Birler basamağı aynı. Bütün basamaklar aynıysa... Bu sayılarımız eşit sayılardır. Bunlar arasında herhangi bir büyüklük küçüklük oluşturamayız. Bu sayılar eşit sayılardır. Evet çocuklar bu dersimizde doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamayı öğrendik. Çok basit bir konu. Sizler de evde alıştırmalar yaparak, testler çözerek bu konuyu tekrar edip daha iyi bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmına mutlaka yazalım. Diğer videolarda, diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.